Biliyorsunuz kıyıdaki erozyonla değişikliğiyle ilgili bir bizim Ulaştırma Bakanlığı'na bir müracaatımız olmuştu. Onlarla detaylı bir çalışmalar oldu. Kayıtlarla işte sondaj yaptılar, derinlikleri buldu. Sonunda bir imar planı çizdiler bunlar. O imar planı ile ilgili tabii kurumlardan görüş almak gerekiyor. 10 tane kurulacak. Onun içerisinde biz de varız belediye olarak. Onunla ilgili bir yapılan plan geldi. Onlar ilgili görüş bildirin, meclis kararı alınsın. Plan onay değil bu. Plan onay bakanlık zaten kendiliğinden onaylıyor. Sadece görüş bildirmek ilgili yazı geldi. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane burada mahmuzlar var. Bu da bu iskeleler. Nereye kadar gidiyor? Nereye kadar? Bu şeye kadar geliyor. Kız sanat okulu var ya yıkıldı. Ha. Kalede var bir de. Bir de fabrikalar önünde var. Ben bir şey sorabilir miyim? Allah Allah. Göre gitmiyor. Yani en güzel kumsanın olduğu yere bir tane şey yapılmıyor. Dalga kıyor. Tunga abi ben de bir şey söylemek istiyorum. Bu da şey döngeli mi? Bu mahmuzlar neden yapılıyor Levent Bey? Vallahi hiç benim. İnsanlar denize girsin diye yapılıyor. Denize girilmeyen yerlere yapılıyor. Değil abi, değil abi. Kum toplaması için. Kum toplaması için. Çınarın önünde mesela kum ya ne ilgisi var? Çınarın önünde. Yok olmaması için. Şey kumsal, çuvalının kumsalı Allah gidiyor. Ya niye? Nasıl? Nasıl gitmez oraya? Niye gitmez? O aldığınız her kararları geri almaya başladık. Sen gitmez dedin, kesin tersidir o. Ama Ayas Bey'i geri alıyoruz da siz parası olduğunuz için. Ama gitseydin, şu an otele kadar, açı otele kadar gitsin. İlk yapılım şöyle getirsin. Mevsimimiz atmak. Tabii abi. Sayın Başkanım, ben bunları tabii ben de biliyorum ama ben şunu söylüyorum. Bu mahmuzlar o kadar kötü yerlere yapılıyor ki asıl mahmuz yapılması gereken yerlere yapılmıyor. Edirli'ye, Kalkın'a, Melazlı'na yapılması lazım bu mahmuzlar. Neden yapılması ya, lazım? Önce bir şehir için halledelim. Bir dakika abi. Bu memlekette denizde vakalar hep orada olur. Doğrular orada olur. Ya biz Türk milleti hep böyle niye tutuyoruz ya? Mahmuzların olması gereken yer orası ya. Yani Melazlı'dan başlaması lazım. Nerede bu oldu abi? Şu anda merkezde en son ne zaman çöktü? Ya kardeşim kumun olduğu yer neresi ya? Gözünü seveyim. Ya bu şimdi ben... Orada zaten kum var aslında. Yani abi burada bana kumsa burada... siz haklısınız. Ama ben evet. Denizin evet. Bozukluğunu engellemekse denizden en büyük zararı gören, insanların en fazla boğulduğu yer Melazlı, Karaburun, Kalkın, Edirne. Bakın arkadaşlar, şimdi bu kum... Şimdi bakın bu sonra bu Akçok Hoca da bir şey söyleyeyim mi size? Bu Akçok Hoca merkezden çoğallar arasında bir yer değildir. Bu Akçok Hoca'nın Melazlı'sı da vardır. Karatok köyü de vardır. Bu ne demek? Şeye kadar gelmiş. Bakın arkadaşlar bu kum toplama diye bir şey. Bir şey var. Çoğallar'a da gelmiyor. O tarafta insan yok. Bunların adını bana söyler misiniz? Bunların adını ne? Dalga kıran. Dalga kıran amacı ne? Dalga kıran değil ya. Nedir? Mahmut. Ne mahmut? Dalga kıran. Dalga kıran bir yerde. Dalga kıranın gayesi dalgayı sahile vurup ters akıntı var. Kumu çekiyor. Evet. Bunların gayesi dalgayı kırıp sahile zarar vermemesi. Kum yılmak. Ya. Kumu almamak. Kumu almamak. Ama aynı şeyi söyledim. Şimdi ben de ne diyorum? Şimdi burada şu araya da kalıyor. Çuvallı'nın kumu. Benim çocukluğumda şu yana işte ikisi gitti. Şu adam top oynuyordu sahilde, bilmiyor musun? Bu mağmuzlar bilmiyorum. Tam net bilmez ama benim bildiğim... Hayatı bununla kadar gidiyor biliyorum. Açık hocam otele kadar bu kısmı evet. Yapılacak yani. Benim bildiğim elçe tamam. Oraya da gitmesi lazım. Ben onu diyorum. Yani yalnız orada gitmesi diyor. Bilmiyorum ama benim bildiğim... Akşam yani doğduğunuz kurul olduğu yer nasıl? Çünkü biz ölçü yaparken buraların hepsini ölçümünü yaptık. Bunlar mağmuzların... Açık hocam otele kadar var. Şimdi bu yatay mağmuz dediğimiz... yapıların asıl adı kıyı koruma bandı olarak geçer. Yani toplantıdan hepsine de katıldık. Ya ben de biz de katıldık. Kıyı koruma bandı olduğu için öncelikle birinci etapta burada biliyorsunuz daha önce oraya o solak dönümünde yapılan duvarlar yıkıldı, dalgaları duvarları aldı, yeniden duvarlar yapılmak durumunda kaldı. İlk yatırımı bu bölgeden başlatıp ileriye doğru devam ediyorlar. Burada asıl amaç yani kumu korumak değil aslında, kıyıyı korumak. Tamam da bizim kıyı... Aynı zamanda... Abi şimdi burada direkt... Ya eyvallah. Yapıların zarar vermesini... Ya ne zaman karar veriyorsun buna? Sizin bildiğiniz gibi... Burada şeye kadar gidiyor. Burada kumu korursa... Akçık Hoca Otel'e kadar gidiyor. Kumu korursa kıyı da korursun. Deniz kumu aldığı zaman kıyıya vurur yanaşır. Ama kumu almadığı zaman deniz açıkta kalır. Kıyı kenarda kalır yani. Bir yerde de kumu korumak aynı zamanda. Abi biz Çuvallı'da, ok sahillerde kumdan denize giremezdik. Kumdan kayarak denize giriyor. Yok oluyor orada. Ya arkadaşlar şimdi bu mahmuzlarla ilgili
ilk etapta buralar alınmış. Bu zaten daha zaman zaman yayılacak. Mesela Karasu'ya gittiğimiz 30 tane var. Hepsi bir anda yapılmamış. Ama 50 sene sonra yapılacak. Ama 50 sene sonra yapılır. Değil. Ha yani. Yenim Ağzı yolunda yapılıyor. 50 sene sonra aynı şey. Bir 50 sene sonra Ayazlı'ya gider oğlum. Şimdi bunlar rastgele yapılan şey değil. Bunlar günlerce araştırma yaptılar. Ondan sonra bunlar kurdu. Aynı şu anda çalışıyorlar. Bölgemizde çalışıyorlar. Araştırma, ya, ya Cevdet Bey, araştırmada da istek, talepler de önemli. Sen bölgeleri de sen istersin. Şu bölgelerde yapın, buraları yapın. Sizin de aklınız var mı? Şimdi şu Karadeniz'in en, Karadeniz'in Karadeniz'in en güzel sahilinin olduğu Çuvallı kumsalı yok oluyor. Arkadaşlar dert etmeyin ya. Kadir Alpinajı'ndakini kaldıralım, Çuvallı'ya verelim. Ya Çuvallı meselesi değil abi. Ya. Şimdi oraya da yapıyorsun, oraya da yapıyorsun. Bir tane Kadir Alpinajı'na verilmiş, 6 tane buraya koyulmuş, hala gıdır gıdır yapıyorsunuz. Ya, bak, ben ya sen de boş konuşuyorsun abi. Oğlum. Nereye yapılmış abi? Ya işte bak. Nereye yapılmış? Kız mesleğin oraya kadar. Abi ihtiyaç olan ya. Çuvallı'nın kumu yok olur gidiyor. Sen parayla okuma olamazsın ya. Bulamazsın ya. Ya 100 metre genişliğe var. Ya bu sen şuraya mısın? Kahve verme şansımız var mı? Ya illa yani ya, alın süsünü de biata şeyi ya. Sana görüş soruyor. İster ver ister ver. Adam ona ölüyor. İlk etapta benim bildiğim otele kadar gidiyor bu. Ya şimdi buraya onayla olsak bu sefer çıkıyor. Onaylama yok abi. Görüş görüyor. Şimdi arkadaşlar biz bunu, biz bunu komisyona havale edeceğiz. Tamam mı? Komisyona havale edeceğiz. Komisyondan sonra. Belediye olarak görüş bildiriyoruz. Bizden görüş istiyorlar. Yani diyorlar ki bize yazıda. Sen görüş bildirmezsen 30 gün için sonra ben gene aynı kararı alırım diye. Görüşümüzden tabii kadar sizden. Tamam zaten bizim öyle bir görüş vermişiz biz zaten. Şuraya yapılsın, buraya yapılsın demişsiniz. Ama olmayacak diyecek. Ha şimdi bir kuralım. Yok zaten olmayacak diye yani. Ya bu başlarında bizim uçakta. Ali, o öyle öyle o şimdi başladı mı olur deme. O kalan işe kar yağıyor. Biz onları çok gördük. İyidir yani. Kalan işe kar yağıyor. Arkadaşlar ve o belgelere ihtiyaç vardır. Bir dakika arkadaşlar. Şu şeyi okur musun bana gelen yazıyı? Bak ne diye yazdığını yazın ya. Bu bölgeden direkt acele geldi. Yarın bu zaten komisyonu haber edecek. Bugün ne şey yapalım dedi. Evet tamam. Şunu oku. Bakın burada ne diyor bir okusun öyle. İncelik oku şunu. Burada hep kayalar çıkıyor. O son kısmını oku. Komisyon şeyle ilgili. Hep kaya burası. Davran direkt. Duvara var. Kum hep de ilgili. Davran normal hareketini yapacak. Ya Osman abi sana dedik mi her yer bizim de. Yani zarar gelen bölgeler belli de abi. Ya biz onu söylüyoruz burada. Ya ben doğru bildiğimi söylüyorum. Osman alışmış biata devam etsin. Döngeli Deresi çıkış mahmuzları ve Kadınlar Plajı kıyı koruma yapısı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tekliflerine ilişkin ayrı ayrı alınacak belediye meclis kararlarıyla kurum görüşlerimizin ilgili belediye tebligatına göre 3199 sayılı imar kanunu 8 maddesinin E fıkrası uyarınca en geç 30 gün içerisinde bildirilmesi, görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışmalar gerekmesi halinde ise 30 gün geçmemek üzere ilave süre talep edilmesi gerekmekle birlikte belirtilen süre içerisinde kurum görüşünüz iletilmediği takdirde belirtilen kanun hükmüne göre söz konusu imar planı teklifi hakkında olumsuz görüşünüz bulunmadığını kabul edileceği hususunu bilgi alınması ve gereğini arz eder. Bak son paragrafı iyi dikkatli. Yani olumsuz görüş bildirmediniz takdirde olumsuz görüş bildirmediniz de kabul edilecektir diyor. 30 gün içinde bildirmediğiniz takdirde olumsuz bir karar vermediğiniz kabul edilecektir diyor. Tamam başkanım ben de diyorum ki bu görüşümüze diğer sahilleri de ekleyelim. Ya ekledim bilmiyorum. Ya bu yazı nasıl ekleyelim? Bizim ekleyelim şu anda şansımız yok ki. Bu gelen yazıyı değerlendiriyoruz biz. Yani bu bizim konuşamıyoruz onu. Yani. Bize gelen bu yazıyı biz ha, burada anlaşıldı, mevzu anlaşıldı. Meclisin sırada. Talebimiz tümü ya ama yani ben senin bu kadar bu kadar parası var. Şimdi arkadaşlar bu sıra havalesine oyunuza sunuyorum. Evet. Zabıtanın bir de şeyi var. Şimdi